Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Çayırlan ilçesinin İnönü köyündeyiz. İnönü köyü tanıtımında. Bu birinci çekimimiz, tabii ki birinci sponsorumuz Şentürk Duran Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilk adımı Şentürk abi attı. İlk sponsorumuz Şentürk abiye çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu köyde 4 çekim daha yapacağız. Bize 4 tane daha baba yiğit lazım. Bakalım ikinci baba yiğit sponsorumuz ekrandaki WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilir. İnönü köyünün tanıtımına sponsor olabilir. Evet, şimdiden birinci çekim sponsorumuz Şentürk Duran Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve köyü gezmeye devam ediyoruz. Evet, yine İnönü köyünde, İnönü köyü sakinlerinden bir abimiz var. Şöyle mikrofonu vereyim abim. Senin isim ne abim? Mehmet Yalçın Dağ. Mehmet Yalçın Dağ. Dağ, evet. Mehmet abi nasılsın? Önce sağlığını Şükür soralım abi. Allah'ın bu gününde, Allah bu günlerimizi aratmasın. Allah bizden dar kullara yardım eylesin. Allah iyilik versin Amin. abim. Ne Cem'i var ne cümlemiz. yok köyde, ne var ne yok abim. Vallahi köyümüzde herhangi bir şey yok. Bu hastalıktan dolayı komşu komşuya gidemiyor, gelemiyor. Evet. Baba evlattan, evlat babadan kaçıyor daha doğrusu. Evet, Türkiye, dünya bu Türkiye hale genelinde, geldi yani. dünya genelinde Gerçekten böyle. dünya bu hale Yüce geldi. Mevlam inşallah bu hastalığı bir an önce yurdumuzdan çıkardır. Sağlığımıza, sıhhatimize kavuşuruz derim yani. Amin diyoruz. Biraz kendini tanıt abim. Ben Anne baba hayatta mı? yok, Kaç yok, yok. kardeşsin? Çoluk çocuk var mı? Tavuk çocuk var mı? Anlat Altı bakayım. kardeşlik biz. Dördü burada, ikisi Avrupa'da kardeşlerimin. Öyle mi? Evet. İsimleri ne Avrupa'dakilerin? Hava ile Fadime. Evet, onlara da bir selam Tabii gönder şöyle selamımı gönderiyorum televizyonumuz onlara da, kız aracılığıyla. kardeşlerime. Evet. Artı biz köydeyik, devamlı köyde kalıyorum. Hani rahatsızım biraz, akciğerimden Öyle mi? dolayı Allah rahatsızlığım var. Sağ şifasını ol, versin. Allah razı Tedavisi olsun. yok mu abim? Vardır inşallah ya, niye olmasın ki Zamanla yani, Allah zamanla tabii şifasını şey verir olarak şey inşallah. yapmıyoruz yani. Onun için köyde kalıyoruz, başka bir yerlere gitmedim yani. 63 doğumluyum. Ne yapıyorsun köyde? Çiftçilikle mi uğraşıyorsun? Çiftçilikle Hayvancılıkla mı uğraşıyor. He, uğraşıyorsun? evet, hayvancılıkla uğraşıyor ya. Hayvancılıkla uğraşıyorsun. Nasıl, iş var mı bari? Ya Hayvancılıkta olsa iş var mı? olmasa ne yapacaksın ki? Hadi, mecbursun ya, ne iş yapacaksın? Evet, mecburen Ben köy bugün 63 şartlarına doğumluyum, göre. 57-58 yaşıma gelmişim. Ben bundan sonra ne iş yapabilirim? Evet. Bağkur yok, şey yok, hani emekliliğim yok, yeşil kartla uğraşıyor yani. Evet. Bu arada Şentürk Duran abimizi tanıyor musun? Oo, tanımaz olur muyum ki? Nereden tanıyorsun? Çocukluğunu bilir ki, Yok canım. evimizde büyüdü yani, elimizde. Anlatmayayım o zaman Şentürk abiyi, biraz anlatmayayım. Sağ Vallahi olsun ne diyeyim, kendisi şöyle sponsor diyeyim. oldu Sağ bu olsun, Allah çekime. razı olsun. Çekimde şey yaptıysam. Şentürk babalar vefat ettiğinde çok küçüklerdi. Öyle mi? Tabi Allah bunlar rahmet eylesin, üç mekanı kardeş, cennet dört kardeşler olsun. hatta. Dört kardeşler Dört mi? kardeşler Diğer bunlar. kardeşleri nerede? Erhan var, Ayhan var. Onlar da Onlar Fransa'dalar. da Ablaları yurt var. dışındalar. Evet. O Türkiye'de. Çocuklar hani küçüklükten beri gittiler. Temiz çocuklar şimdi, Allah'ın dostu. İyi çocuklar yani. Tutkunlar Evet. birbirlerine. Babalar öldükten sonra üç kardeş el ele verdiler. Bu görmüş olduğunuz binayı yaptırdılar işte. Yani zararsız bir çocuklar diyeyim yani. Ne diyeyim yani? Evet. Zararsız çocuklar yani. Evet, Severiz biraz yani, çünkü elimizde büyüdüler yani. Öyle şey değil ki ya. yaşı kaç şu anda Şentürk abinin Vallahi onu da yaşı kaç? hatırlayamıyorum yani şimdi yaşı. 35-40 var mı? Aşağı yukarı öyle diyeyim yani. 37-38 veya da 40-41 yaşında öyle diyeyim Anladım. Biraz da köyden bahsedelim abim. Kameramı şöyle köyü yani. dolandırırken, köy kaç hane şu an, köyde kimler var? Vallahi şu an 60-70 hane köyümüze kalan insan. Fakat yaz geldi mi Avrupacımız çok fazla. Evet. O yüzden yazın bura cıvıl cıvıl olur yani. Evet. Çok şenler. Ha bu sene fazla gelen olmadı. Neden dolayı? Bu hastalıktan dolayı gelen olmadı yani. O yüzden de şimdi şu an 60 yok, 60 hanede yok diyebilirim yani. Hani herkes kendi evde çekildik yani, çıkmıyoruz daha doğrusu evden dışarıya bu hastalıktan dolayı yani. Evet. Peki İnönü köyünün gurbetçileri genellikle hangi ülkedeler, yurt dışında? Fransa'da çoğunluğumuz. Fransa'da Tabii. mı? Kaç hane vardı Vallahi onu Fransa'da? 10, şimdi 15, 20? çok fazla fazla 50 var mı fazla. diyorsun? Fazladır, 50'den de fazladır yani. 50'den de fazla Almanya'da diyorsun. var genelde, Avusturya'da var, Fransa'da var.
Yani Hollanda'da var çoğunluk yani böyle. Var, her ülkede var yani, köyümüzün şeyi var, her bayağı var yani. Şöyle gurbetçilerimize bir selam gönderelim. Komplesine selam söylüyorum. Ben İnönü köyünden beni tanıyan varsa oldu mu? Tüm Mehmet Yalçın'dan komplenize selam. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Peki senin tanıdığın yurt dışında özellikle selam göndermek istediğin biri var mı? Kız kardeşlerim var tabi, olmaz olur mu? İngiltere'de Halim diye bir arkadaşım var. Fransa'da Nurosmam Güngör var. Yani çok arkadaşlarım yani. Hepsine selamlarımı gönderiyorum. Eksik olmasınlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz abicim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Oldu. Sevgili izleyicilerimiz, bugün yine bir köy tanıtım programına hoş geldiniz. Bugün yine neredeyiz? Yozgat iline bağlı Çayırılan ilçesine bağlı İnönü köyündeyiz. Baba yiğitlerin bol olduğu bir köy. İnönü köyündeyiz. Evet, bugün İnönü köyü tanıtımında bizlere sponsor olan baba yiğitimiz kim? Tabii ki Şentürk Duran abimiz. Öncelikle Şentürk abiye çok teşekkür ediyoruz. İnönü köyünün tanıtımına vesile olduğu için inşallah bu birinci çekimimiz, daha biz bu köyden en az 4 tane daha baba yiğit bekliyoruz. Toplam 5 tanıtım yapacağız bu köyde. İkinci baba yiğitimiz de inşallah ekrandaki numaramızdan bizlere ulaşıp sponsor olabilir. Evet, bu köyün tanıtımında sponsorumuz Şentürk Duran abiye çok teşekkür ediyor. Köye doğru gidiyoruz.